<laughs> Daha önce bir tane plexus'tan bahsetmiştim. Servikal 1, 2, 3 ve 4. Spinal sinirlerin ön dalları tarafından oluşturulmuş boyun sinira yani plexus servikalis. Boyun derindeki kasları, infrahiyoid kasları inervasyonlu ve boyun ensene, ensenin yan taraflarının kulak kepçesinin duyusunu alırdı. Görmüştük bunları. Şimdi diğer pleksus, pleksus brachialis, kol pleksusu anlamında. C5, 6, servikal 5, servikal 6, 7, 8 ve torakal 1. Spinal sinirin ön dalları tarafından oluşturulan bir pleksus. Bakın şurada şöyle gözüküyor. Brachial pleksus. Bakın altında subklavyen arter var. Ve subklavyan e, ven olacak. klavikula'yı böyle kesmişler. Altından gidiyor bu üçlü. E, sonra bu subklavyen arter. Koltuk altına girecek. Olacak. Koltuk altının anlamı aksillerdi. Aksiller arter olacak. Subklavyen Ven de koltuk altına girip o da aksiller. Ven adını alacak. E, brachial plexus da dediğim gibi e, sinirlerini verecek. İşte omuz, kol, e, yüzeyel sırt kasları, göğüs kasları onların innervasyonunu sağlayan dallarını verecek. Bakın şu pectoralis major, büyük göğüs kası, altında pectoralis minor, küçük göğüs kası. Bakın onlara dallarını vermiş. Plexus brachialis, pectoralis lateralis ve medialis dallarını. Bakın deltoid kas böyle. plexus Brachialis böyle. Slaytlarda ilerleyen slaytlarda daha ayrı, çok daha ayrıntılı olarak göreceğiz. Rotator kaf hatırlayacağız üzere. Sup, ee, omuz manşet kasları demiştik. E, omuz eklemini üstten, arkadan ve önden saran dört ee, tane kastan oluşuyordu. Rotator kaf kasları. Burada da bir diyagram çizmişler. Bakın şurası arkadan bakıyoruz. Burada da önden bakıyoruz. Bakın spinas scapulanın üstündeki bakın şu kas supra spinat kas. Ee, kolun 15 derece abdüksiyonundan sorumluydu. Ee, bu infraspinat kas ee, kolun e, dış e, kolun dış rotasyonu ve biraz da ekstansiyondan sorun e, yaptıran bir kas. E, bu teres minor kası. Bu da kolun dış rotasyonunda e, görevli bir kas. E, önde de bakın şöyle subscapular kas var. Bu da kolu e, diğerlerinin dış rotasyon yaptırırken bu da iç rotasyon yaptıran bir e, rotatör kaf. Omuz manşet kası. Bakın bu önden diğerleri üstten ve arkadan destekliyor. Sits diye kısaltmıştık. Supraspinat İmpresipina, Teres minor e, ve subskapular kaslar. E, bakın şu omuz e, eklemi, onun kapsülü. Bakın omuz kapsülü, omuz ekleminin içinde bir tane e, kasın tendonu var gördüğünüz üzere. Bu kas biceps brachii, pazı kasımız, kolun iki başlı kası. Bakın bir başı gidiyor omuz ekleminin içinde gidecek ve tuberkülum supraglenoidale yani glenoid kavitenin üstündeki çıkıntıya tutunacak. Bir başta bakın buna kuş gagası demiştik. Skapula'daki kuş gagası. Prosesi korokoidosa tutunacak iki başı. Birleşecekler. Aşağıda da gidip radyusa tuberositas radiyet radyustaki pürtüklü yere tutunacaktı. Hatırlarsanız Bakın subskapularda kapılarda şöyle nokta nokta böyle çizgi çizgi şey yapmışlar. O da şeyi göstermeye çalışmışlar. Altında bir bursası var. subskapular kapılar bursa. Omuz bursalarından bir tanesiydi. O da omuz eklemiyle alakalı bir bursa. Omuz eklemin içindeki bu bir bursaydı. Şuradan tam omuzun üstünde deltoid kas vardı. Onu kaldırmışlar. Bakın deltoid'in altında ee, subdeltoid bursa. O da... Arkada akromiyonun altında subakromiyal Bursa ile birleşik şekilde uzuyor. göreceğiniz üzere şu klavikula bu da humerus. Omuz kaslarından son bir tane daha kasımız var. Şimdi rotador kaf kaslarını söyledik ama bunu söylemedik. Bakın bu teres minor birazcık yukarıdan başlayacaktı. Gidecekti ee, humerusun tuberkülün mayusuna sunacaktı. Supraspinat ve infraspinat gibi. E, bu kasta bakın teres minor kasının altından başlıyor. Teres mayor kası arkadaşlar. Teres mayor kası. Bu da gidip bakın şu vücudun en geniş kasları, kası e, to, e, şeyle beraber vücudun en geniş kası olan Latissimus dorsi ile beraber gidiyorlar. Kolda iki tuberkül arasındaki oluğa, e, oluğun e, Olu hemen e, iç tarafında oraya tutunuyorlar beraber. Bakın teres mayorla Latissimus dorsi. E, bunun yaptırdığı hareketler de kola. Aynı Latissimus dorsi'ye benziyor. Latissimus dorsi'nin daha zayıf olarak... Kolun iç rotasyonu, kolun arkaya doğru çekeceği için kolun ekstansiyonu ve içeri doğru çekeceği için addiksiyonunu yaptırır teres mayor kası. Ve beraber hatırlarsanız koltuk altımı kaldırdığımda, aksilayı kaldırdığımda bir önde bir arkada iki tane katlantı hissedebiliyorum. Öndeki katlantı yapan büyük göğüs kasımız pectoralis mayordu. Arkadaki katlantıyı da şu iki kas beraber yapıyor teres major ve subscapular şey latissimus dorsi beraber aynı yere tutunuyorlar neredeyse ve bu teres major'un altında da omuz bursalarından bir tane bursa olduğunu hatırlayalım şu ikisinin tutunduğu yerin altında. Bakın sinirde nervus subscapularismiş. Nervus subscapularis tabii ki bütün omuz güce sırt kasları ve kol kaslarının olduğu gibi siniri bir bir plexus brachialis dalı ayrıca nervus subscapularis, musculus subscapularis sitsin sonundaki s'nin o da bir rotator kaf kasıydı sitsin sonundaki s'nin sahip olan subscapular kasında innervasyonunu sağlıyor subscapular sinir Bunlar fasyalar. Demiştim ki iki tane fasya vardır. Bir derinin altında yüzeyel fasya yağdan zengindir. Bir de onun altında kasları saran, kasları kompartmanlara ayıran işte ön arka grup, fleksör ekstansör grup vesaire gruplara ayıran derin fasyalar vardır. Derin fasyalarda bulundukları bölgelere göre değişir. İşte koltuk altında Fasya aksillaris deriz. Deltoid kasının üzerinde fasya deltoidea. Pektoral bölgede fasya pektoral ismini alır. Kol bölgesinde fasya brachialis. Ee, ön kolda da fasya antebrachialis adını alır. Bulunduğu yerin ismine göre. Bakın şöyle e, koltuk altında şöyle biraz derinde bulunan bir fasya kalınlaşması. E, vagina aksillaris yani aksiller kılıf veya e, aksillar aksiller sheet denen bir oluşum var. Bunun içinde arter, ven, aksillaris ve vena brachialisin dalları uzanacak. Onu koruma altına alacak bir fasya kalınlaşması gördüğünüz üzere yeşille boyanmış. Hatırlarsınız arter, ven, subklavya klavikulanın altından geçerdi. Ondan sonra koltuk altı bölgesinde artık isimleri arter ven aksillaris olacaktı. Plexus brachialis de yine iki tane boyunda skalen kasının arasından geçip burada alta e, arter ven ile beraber kılıfın içine girecek ve buradan e, dallarını vermeye başlayacak. Şimdi gelelim kol kaslarına. Kol kasları demiştim ki kol ön tarafta işte 3 tane kasım var. Ön tarafta 3 kasım var. Arkada da bu 3 kasa mukabil tek bir kas kolun üç başlı kası var. Ön tarafta üç başlı kası var. Yani musculus triceps brachii. Ön taraftaki üç kasta en en şeyde eee musculus biceps brachii. pazı kasımız en yüzey elde. Onun altında musculus brachialis ve musculus coraco brachialis kasları var. Bakın şöyle uygulamadı. Birazcık şey yapalım. bakın şu deltoid kastı, şu büyük göğüs kası pektoralis majordu. Bakın kol ön taraf 3 tane kas var dedik. İki başlı kası, pazı kasımız dediğimiz bir kas. Bakın bir başı, uzun başı ve kısa başı var. Uzun başı omuz ekleminin içinden gidip tuberkülum supraglenoidale tutunuyor gördüğünüz üzere kısa başı o da proses skoru tutunuyor. İki baş birleşip, iki baş birleşip o radyusta, bakın radyusta tuberositas radiae tutunuyorlar. Bir de, bir de çok önemli bir yapı var. Kasım bir e, tendonda şöyle tutunduğu tendonlardan birisi. Aponeuroz bispitalis denen bir aponeuroz yapısıyla da gidip kolun medyal tarafına şöyle uzanan bir aponeuroz yapısı da var. Tendonlarından bir tanesi. Bu önemli bir hareket yaptıracak. Kasa supinasyon da yaptıracak. Bu aponeuroz bispitalis önemli bir yapı. Bunun altında 3 3 tane kas vardı dedik kolunun tarafında. Bunun altında korokobrakial kas var. Korokobrakial ismi üzerinde korokodan proses korokoidostan başlıyor ve gidip bakın kola tutunuyor. Korokobrakial kas. Bu tutunuyor. Bakın proses korokoidosu tutunan kaslar bakın pektoralis, minör, korokobrakels ve biceps brakinin uzun başı da proses korokoidusu tutunuyordu hatırlatmak isterim. Diğer üçüncü kasımızda şu kas bakın brakial kas. Brakial kas da humerustan başlıyor. Gidecek bakın unla da tuberositas unlaya tutunan şöyle bir kas. Üç tane kasımız var kolda. Kol ön tarafta. Bunlara mukabil kol arka tarafta da üç başlı bir kas var. Bakın şöyle bunlar rotator kaf kasları, bunlar infraspinat, teres, minör bunları gönderince bakın şöyle başları var. Bir başı uzun başı kaput longum yani bakın tuberkülüm infraglenoidal etmiyor. Supraglenoidaleye tuberkülüm supraglenoidaleye bir ses bırakın uzun başı Infra glenoidale ise triceps brachii'nin uzun başı. Bir başı bakın şu kaputla tralesi. O da geliyor bakın şöyle humerus'a tutunuyor. Bakın bir başı da şöyle önden bakacağız. Bakın şu baş kaput medialesi. O da bakın. Medial taraftan gelip humerus'a tutunuyor. Sonra bu üç baş birleşiyor. Olek gidip bakın şöyle güçlü bir tendon oluşturup gidip nereye? O ekranla tutunacaklar. Şöyle bakın. O ekranla tutunuyor. Hatırlarsanız buralarda da o ekranın altında da bursalar vardı arkadaşlar. O ekranla deri arasında bu tendonla o ekranın arasında bursalar vardı. Ön taraf kaslar genel olarak ön kola ve kolumuza fleksiyon yaptıracak. Arka taraf kaslarda triceps brachii'de ekstansiyon yaptıracak. Arka taraf kasların kol arka taraf, ön kol arka taraf kasların siniri de nervus radialis. Bunu unutmayalım. Ön taraftaki kaslar değişiyor. Plexus brachialis'in dalları onları da yeri gelince göreceğiz. Bakın Ön tarafta 3 tane kas var dedik. Bises brachii, brachialis, koroko brachialis. Tutundukları yerleri gösterdik. Evet, bu 3 kasa mukabil trises brachii de arkadaki bir kastı. Aponeuroz bispitalis dedik. Bisepsin bir tendonu şöyle tendonyoz bir genişlemesi şöyle gidip kolun ön kol kaslarının medyanına şöyle birleşiyordu, yapışıyordu. Bu sayede de kolu fleksiyon kolun özür dilerim ön kola supinasyon hareketi yaptırıyor. Yani şey yaparken, dumbbell yaparken önce supinasyon yapıp sonra fleksiyon yapıyoruz. İşte ön kolun en kuvvetli supinatörü oluyor bir ses bu aponeuroz bisipitalis sayesinde. Ve aponeuroz bisipitalis bakın şu yapıları da koruyor. Bu yapılar bakın biri arteria brachialis, biri de nervus medianus. Şimdi hatırlarsanız demiştim ki Subklavyen, arter ve ven, aksilla da koltuk altında aksiller, arter ve ven ismini alacak. Bunlar kolda da arter brachialis, vena brachialis ismini alacak. Bunu unutmayalım. İşte bu ikili yapıyı da koru, koruyan, bakın şu aponoroz, bispitalis, kola bu sayede de supinasyon yapıyoruz bu yapı sayesinde. Bu yapılarda da koruduğu için sağlam bir yapı olduğu için, Tanrı'nın lütfu diye Grapes of God diye de Latince de geçer arkadaşlar. Öyle de denmiş bilim adamları tarafından. Bakın bir ses bıraki iki başı var. Uzun başı ve kısa başı. Uzun başı hatırlarsanız omuz ekleminde bir vagina ile gördüğünüz gibi bir vagina ile bir kılıfla sarılı olarak geçecek. O kılıf tendon çıkmasın diye bir omuz, omuz ligamenti e, transversum humeri, ligamentum transversum humeri ile sabitlendirilecek. Omuz ekleminin içine gidecek. Tuberkulum supra glenoidale tutunulacak dedim. Kısa başı ise korokoid processe gördüğünüz üzere tutunuyor. İki baş birleşiyor. Nereye tutunuyor? Bakın şuraya. Tuberstastradi. Bir genişlenen bir tendon da var. Bu da aponeuroz bisipitalis. Bunun sayesinde de ön kola supinasyon yaptırıyor. Ön kola fleksiyon yaptırıyor. Bize bırak ki buna Tanrı'nın lütfü grapes of God dendiğini unutmayalım. Altındaki yapıları koruduğu için. Bakın fonksiyon olarak ne diyor? Kola, fleksiyon, Ön kola değil. Kola da fleksiyon yaptırıyor. Niye? Proses korokoide ustan başladığı için omuz eklemini geçiyor aynı zamanda bir lifi. Yani skapulaya tutunuyorlar. Ee, hem bu tuberkülüm supragalen şurası da proses korokoidiyorsa omuz eklemini geçtikleri için kola da hareket yaptırıyor. Şurada da radyo tutunuyor. Dirsek eklemini geçtiği için ön kola da hareket yaptırabiliyor. Dolayısıyla kola fleksiyon ön kola fleksiyon ve ön kola en güçlü bu bu, bu yapı sayesinde apodonoz bisipital sayesinde en güçlü supinasyonu yaptıran kas. Bakın kola dirsek ekleminde fleksiyon, kolu supinasyon, ön kolu demek istiyor. Ön kolu fleksiyon. En ko ön kolun en güçlü kuvvetli spinatörü apodonoz bisipital sayesinde şöyle çekince şurayı şöyle şöyle çekince kol supinasyona geliyor arkadaşlar. Ee, omuza dediğim gibi kola da fleksiyon, ön kola demin fleksiyon, ön kola supinasyon, kola fleksiyon ve birazcık da abdüksiyon yaptırıyor arkadaşlar bu kas. Özellikle Tutunan bu tendonları omuz ekleminin içine geçen tendonu kas çok kullandığımıza bağlı tendon aşınabiliyor. Tendinit diyoruz proksimaldeki insersiyon yaptığı şey o origosu yaptığı yerlerde. Ön omuz ağrısının sık bir sebebi bunun tutunduğu yerlerde sık kullanmaya bağlı olarak aşınmasına tendinit deniyor. Bir ses gözükebilen omuzda ağrı yapabilen bir sebep origo yaptığı yerlerdeki tendonun aşınmasıyla işte korokobrakialis ve e, tuberculum tuberkülüm glenoidale tutunduğu yerler. Tendinit deniyor. Diğer kas korokobrakial kastı adı üstünde korokodan başlayıp brakiuma yani kola tutunacaktı. Bakın proses korokoyduğustan başlamış. Brachium'a humerus'u tutulmuş. Şöyle bir kas bu kasta bakın şurada klav kulağı bakın klavye kulağın altından preksus brekels geçmiş gördüğünüz üzere bir tane dalı bakın nervus muscula kuteneus denen bir dalı bu kası deliyor korokobra kası deliyor bakın ondan sonra deldikten sonra geliyor bakın şöyle muscula kuten kas geliyor. Bakın şöyle. Kutaneus lateralis yani deri antebrachi ön kolun derisi kutaneus antebrachi ve lateralis lateral yani dışından şöyle deri duysun alıyor. Nervus muscula kutaneusun devamı ve nervus muscula kutaneus bakın şu kaslara da biceps brachii ve brachial kaslara da uyarı veriyor. Demek ki ön kol, kolun ön tarafındaki kasın 3 kasında siniri nervus muscula cutaneus korokobrakyal e, kası deliyor. Ön kol lateralden duyu alıyor. Gördüğünüz üzere buna mukabil kol, kolun arkasında bir tane kas, üç başlı kas vardı. O da e, onda siniri nervus radialisti. Ön kolun arkasının bütün kasların sinirinin olduğu gibi nervus radialis. Son kasımız brakial kastı. Brakial kas bakın. Şöyle yine humerustan başlıyor. Şu kas şöyle gidiyor bakın tuberositas ulna'ya tutunuyor. Tuberositas ulna'ya tutunuyor. Ee, bu bu brakialis bakın gidip Jack başlıyor. Yani Humerus'tan başlayıp tuberosus Ulna'ya tutunduğu için sadece dirsek eklemini geçer. Dolayısıyla sadece ön kol hareket yaptırır. Kol hareket yaptırmaz. Ön kolda şöyle kıvıracak. Yani fleksiyon yaptıracak. E, Koroku de Proses Korokoideus'tan başlayıp Humerus'a geçtiği için sadece omuz eklemini geçer. Dolayısıyla bu da sadece e, kol hareket yaptırır. Ön kol hareket yaptırmaz. Bu da kolun bakın Kola, fleksiyon, birazcık da içeri doğru çekecek. Adiksiyonu da yaptırır arkadaşlar. Koroko, brakiyel, kas. Bu üç kasa mukabil, bu üç kasa mukabil. Bir de şunu söylemek gerekiyor. Ee, bisepsin, önemli bir kas. Onun tutunduğu tendonun da altında bir tane e, bursa var. Bursa bisipitalis denen bir bursa yapısı var. Ee, bakın 3 kas kolun ön tarafındaki 3 kas yani biceps brachii, coracobrachialis brachialis ve brachial kaslara mukabil kolun arkasında tek baş, e, tek bir tane kolun üç başlı bir kası vardı. Triceps bırak Bakın triceps brachi'nin 3 başı var. Bir uzun başı kaput longumu. Bir lateral başı kaput laterale. Altında da medial başı var. Kaput mediale. Bakın kaput mediale kaput lateralin hemen altında bakın gördüğünüz üzere. Uzun başı gördüğünüz üzere tuberculum supra şey infraglenoidaleden başlıyor. Infraglenoidale. Supraglenoidaleden bir ses bırakın uzun başı başlayacak üzerinde. Tuberkülüm infraglenoidaleden başlıyor. Ee, lateral başı, lateral başı, kaput laterale, humerusun lateral. Burada bakın bir oluk vardı. Sulcus nervi radialis denen bir oluk. Radial sinir şöyle geçerdi. Humerusun arkasını hatırlarsanız. Onun lateralinden başlıyor. Medial, medial başı ise bakın altında şöyle. O da sulcus nervi radialisinin hemen medialinden başlıyor. O üç baş birleşip bakın şöyle bir genişlemiş e, tendonla kirişle nereye? O tutunuyor. Bakın medial başıyla lateral başı arasında bakın şöyle bir yapı var. Septum bölme demek intermusculare brachii laterale. Bu septum bir fasya kalınlaşması. Lateralde de var, medialde de var. Septum intermusculare brachii medialde de var. Ön arka kompartmanlar işte fleksör ve ekstansör kasları ayıran fasya kalınlaşmasının bir şeyi. Bakın onu delen onu delen sinirde bakın nervus ulna radialiste artere profunda de O septumu deliyor. Kol ön kola doğru hareket ediyor. Bakın Trises de ön taraftaki kaslar genelde işte kola, ön kola, fleksiyon, biceps Brachii ön kola spinasyon yaptırırken bu kasta ön kola bakın ön kolun en kuvvetli ekstansör kası. Ön kola ekstansiyon yaptıran bir kas ve ön kolun en kuvvetli ekstansör kası. Bir yeri de uzun başı hatırlarsanız bakın uzun başı tuberkülüm infragilini ödeal eden başlar demiştim. Dolayısıyla bu diğerleri humerustan e, olekranla tutunuyor. Bu e, skapuladan tutunduğu için omuz ekleminde geçiyor. Omuz eklemini geçtiği için kola da hareket yaptıracak. Kola bakın biraz içeri doğru çekecek. Adüksiyon ve geriye doğru ekstansiyonu da yaptırıyor. Demek ki kola ve ön kola ekstansiyon yaptırabiliyor bu kas. Biraz da kola uzun başı sayesinde adiksiyon yaptırabiliyor arkadaşlar bu kas. Bu kasın olekranuna bakın kasın tendonuyla olekranun arasında bir bursa var derinde. Olekranunla deri arasındaki deri arasında da olekranun deriye yakın olduğu için deriyi koruyan bir bursa daha var. Bakın o bursa şurada devamlı hasara devamlı böyle bu üzerine basılırsa şey yapılırsa o, o, tip bir işlerde çalışılırsa bakın burada bursit olmuş kızarmış ağrılı muhtemelen bunu da o ekranın bursit deniyor. Ne dedim? Bu kolun arkasındaki triceps brachii'nin de ön kolun arkasındaki bütün kasların siniri nervus radialis nervus radialis'te gördüğünüz üzere şöyle sulcus nervi radialisten e, trises triceps brachii'nin iki başı arasından geçip gidecek. Ön kola doğru uzanacak. Bakın spasyum spasyum boşluk demek aksilla şey demek e, koltuk altı. Koltuk altında bazı boşluklar, aralıklar var. Şimdi şöyle Bakın şu supraspinat kastı kesmişler. Bu infraspinat kas kesilmiş. Bu teres minor. Bunlar rotator kaf kaslarıydı hatırlarsınız. Bu teres major kası. Bakın teres major, Teres majorla teres minör. Ve bunlar bakın bunlar da ee, trisepsin iki başı. Kaput longumu ve kaput lateralis. Bu iki başla te, ee, bakın Kaput longumla kaput laterale. Humerus bakın şurada. Bakın teres minör. Kaput laterale ve humerus arasında şöyle bir aralık var. Görüyorsunuz. Teres minör. E, triceps'in uzun başı kaput longumu ve humerus arasında şöyle dörtgenimsi bir boşluk var. Bakın buna spasyum axillare e, laterale aksillare lateral ediyor şu aralık. Veya dörtgen olduğu için kuadrangüler aralık deniyor. Kuadrangüler noktan. Oradan geçen bakın arteria nervus aksillaris ve arteria surkumfleksa humeri posterior. Bu nervus aksillaris tahmin edeceğiniz üzere plexus brachialis'in bir dalı. Oradan bakın o aralıktan geçip şöyle humerus başını dolanıyor. Sürkunfleksi humeri posteriorda arter ya bir dalı o da gelip bakın böyle humerus başını dolanıyor. Humerus boynunu dolanıyor. Hatta bu humerusun şu boynuna cerrahi boyun, kolum, kum deniyordu. Kırıklarında şu yapılar yaralanabileceği için cerrahi gider demiştik. Altta bir tane daha üçgen var. Bakın şöyle bir boşluk daha var. O da bakın yine uzun başı şeyin uzun başı, triceps brachii'nin uzun başı. Teres Mayorkası, bakın Teres Mayorkası ve Humerus arasında. Bakın şöyle bir üçgenimsi bir aralık var. Buna da e, Spasium Axillare medial denilmiş. Biraz daha medialde olduğu için. Buna da veya üçgen olduğu için Triangular Aralık. Triangular Aralık denmiş. Bu Triangular Aralık'tan da gördüğünüz üzere bakın nervus radialis de arteria profunda bırak bu nervus radialis yine tahmin edeceğiniz üzere plexus brachialis'in dalı tabii ki. Arteria profunda bırak de arteria axillaris'in dalı. Bakın demin zaten bu ikili yapıyı şurada görmüştük. Bakın şöyle triangular araktan geçiyorlar. Bakın iki başı arasında sulcus nervi radialis var da oğlukta şey yapıyorlar ve Humerus'un cisim kırıkları yani korpus kırıklarında ikili yaralanabiliyor arteria profunda bıraki ve nervus radialis. Bu arteria profunda bıraki arteria aksillersin bir dalı dedik. Arteria aksillersin en kalın, en büyük dalı Şimdi uygulamadan triceps brachii'nin hareketlerini görelim. Bakın şu kas. Bakın uzun başı, kola ekstansiyon yaptırıyor. Bakın şöyle. Ekstansiyon yaptırıyor kola, uzun başı gördüğünüz üzere. Ve diğer başlarda bakın ön kola gördüğünüz üzere fleksiyon yaptırıyorlar. Ön kola ekstansiyon yaptırıyorlar. Gördüğünüz üzere. Şimdi kolun ön arka kasları sinirlerini e, aksiller aralıkları spasyum işte triangular kuadrangüler aralıklar bunlardan geçen yapıları gördükten sonra son olarak şunu da, şundan da bahsedeyim. Bakın şu da yine bunu söylemiştik skapula bahsinde. Şurada bir Çentik vardı. İnsisura kapula demiştik. Bir ligamentle de bir deliğe dönecekti. İçinden de nervus suprasikapula risk geçecekti. Üstünden de arter suprasikapula risk geçecekti. Nervus suprasikapula aris de tabii ki plexus brachialisinde alı, Gelip bu supraspinat ve infraspinat kasları innerve edecek. Bakın şu quadrangular arada geçen nervus aksilaris tekrar gösteriyorum. Bakın o da gelmiş. Teresminör ve deltoid kasının innervasyonunu sağlıyor. Gördüğünüz üzere. Ee, şu triangular arattan da geçen nervus radialis iki başı arasına girecek. Sulcus nervi radialis ilerleyecek. Ön kola doğru gidecek. bu yani da kol arkasındaki, ön kol arkasındaki bütün kasların innervasyonunu sağlayacak. Bakın plexus brachialis. Şöyle. İki skalen kas arasında, skalenus anterior ve medius arasından geçiyor. Arterio subclavia ile beraber. Sonra bakın şeyin altına giriyor. E, klavye kulağının altına hatta klavye kula kırıklarında yaralanmasın diye. Bakın şurada musculus subklavi denen bir kas var. Ufacık birinci kaburgayla kaburga arasında bir kas hatırlarsanız. Kırıklarında yastıkçık olarak şu yapıları koruyacak. Ya, Skalenkas'ın önünden de ben, vena klavye geçiyor. Bakın şöyle geliyor. Koltuk altına doğru giriyorlar. Artık arter ve ven klavyenin ismi oldu arter ve arter axillaris ven axillaris. Bakın arter axillaris'e göre de birkaç tane kort dediğimiz birkaç tane la, lateralde, medialde bir de arka kort olarak ayrılacak brachial plexus birazdan göreceğiz. Ne yapardı? İşte omuz bölgesi, ee, omuz, yüzeyel sırt kasları, kol, gö göğüs bölgesi, bölge. Oradaki kasların innervasyonunu sağlardı. ve omuzun, kolun vesaire e, duyusunu da alırdı. Plexus brachialis dalları. Bakın. Şimdi şöyle bir şey. Bakın C5, 6 7, 8 ve T1 spinal sinirlerin ön dalları, ön dalları bakın C7 ile T1 arasından C8 çıktığında bakın C7 C, C6 e, vertebra, C5 vertebra e, T1'in altından da e, torakal bir vertebran altından da e, torakal bir spinal sinir çıktığında bunların bakın ön dalları ön dalları Ön dalları tarafından oluşturulan bir A. Plexus brachialis. Bakın şöyle şöyle biraz inceleyelim. Bakın ön dalları yani bunlara şey diyorlar kök dalları diyorlar. Yani başlangıç yaptıkları dallar diyorlar. Bunlar bakın C5, 6, 7, 8, T1. Bu köklerden bakın bu e, bunlar e, ön dalları demiş spinal sinerine. Bakın ramus dorsalis'ler. Bunlar arkalar. Bakın şöyle şöyle arkaya doğru giden dorsal dalları. Bunlar da gidecek derin sırt kaslarının innervasyonunu sağlayacak. İşte erektör spina kasları vesaire kasları vardı. Bir de ne yapacak? Ee, sırtın, ensenin arka taraftan vesaire duysun alacak. Deri duysunu alacak. Ön dalları da plexusları oluşturacak. Bugün ön dalları geliyor bazı dallar vardı. Bakın bir dal ön dalların çıktı. Yani daha kökü, daha plexus brachialis'in kökü diyebiliriz. Arçangacıyı e, nervus dorsalis scapula. Bunu hatırlarsanız nervus dorsalis scapula, romboid kasların e, trapezius'un hemen altında olan dörtgenimsi kaslar vardı. Romboid kaslar bir şey kırarken demiştim omuzu şöyle yaslıyor demiştim, omuzu sabitliyor demiştim. Şey, skapulolar sabitliyor demiştim. O boyut kasların inervasyonu e, sağlıyordu. Nervus dorsalis skapula kasları. Şey siniri. Bakın C5 kaynaklıymış. Ondan sonra bakın C3 4-5'ten oluşan C5, C3-4'ten de birer dal gelecek. Şöyle bir sinir oluşturacak hatırlarsanız. Servikal 3-4-5 ee, şeyler tarafından spinasinler tarafından bir, birer dal oluşturulan nervus frenicus. Bu da ta aşağılara kadar inecek Diyafragma. Diyafragmanın e, uyarısını verecek nervus frenicus dalı. Bakın yine C5, 6, 7'den birer dal gelmiş. Bakın birinci kaburganın altından gidecek, kaburgaların üstünde böyle şöyle e, kaburgaların üstünde seyredecek. Oradaki hatırlarsınız ee, kanat kasımız vardı. Serratus anterior. Boksörlerde gelişmiş bir kastır demiştim. Onun siniri Nervus thoracicus longus. Bakın bu da bir kök dalı. E, o da e, Nervus thoracicus longus da e, hatırlarsınız felçinde e, şey çalışmayacağı için skalen anterior çalışmayacağı için arkada kaslar kastır. Scapula Scapula'nın Medyal, e, medyal kenarını tutup arkaya doğru çekeceklerdi. Böyle kanat gibi kalkacaktı. Kanat skapula diyecektik buna hatırlatmak isterim. Bunlar kök dallarıydı. Bakın şimdi turunkus dalları var. Bakın bunlar turunkus artık gövdeler oluştu. C5-6'dan süper diyor. C7'den medius, C8-T1'den inferior e, gövde oluştu. Turuncus gövde anlamında. Bakın Turuncus medius ve inferior'un herhangi bir dalı yok ama Turuncus superior'dan çıkan bir dal var. Bakın subclavius ve supra Suprascapular Supra -skapular hatırlarsanız arkaya doğru scapula'ya doğru gidecekti. Bakın şöyle tekrar göstereyim. Bakın scapula'ya doğru gidecek. Bakın şurada insasura scapula'nın altından geçip supra infraspinat infra kasların innervasyonunu sağlayacaktı. Diğer dalı turun superiorun diğer dalı subclavius dalı subclavius dalı gelip bakın şuradaki küçük kası bakın şurada kesmişler klavikula ile beraber subclavius bakın şurada subclavius gelip bunun innervasyonunu sağlayacaktı. Hatırla hatırlarsınız. Sonra turun kustalları da böyle. Sonra divizyonlar ayırmışlar. Yani bölmeler işte arka divizyonlar, ön divizyonlar işte ön divizyonlar şunlar. Arkalarda şu üç tanesi. Bunlardan da herhangi bir dal çıkmaz. Sonra o divizyonlar gelmişler. Ee, arka divizyonlar üç tane e, arka divizyonlar ve ön divizyonlar e, üç tane fasküçül veya üç kort deniyor bunlara. Bu tam bunların ortasında hatırlarsınız e hatırlarsanız arteri ve koltuk altında demiştim ki arteri aksillaris olacak. Tam bunların arasından arteri aksillaris geçecek. Arteri aksillarise göre de bunlar konumlanmış. Lateralindekine fasciculus lateralis veya lateral kort, arkasındakine posterior kort veya posterior fasciculus, medialindekine iç tarafındakine de fasciculus medialis denmiş. Bakın şunlar. Görüyorsunuz bakın bu kökler birleştiler. Turuncusları oluşturdu. Sonra divizyonları oluşturdular. Onlar da bakın arteriyaksillerse göre fas küküller veya kurtlar işte. Lateraldaki lateral faskükül. Medyandaki medyal faskükül. Bir de arkasında olacak arteriaksiler. O da posterior küküllü oluşturacaklar. Bakın burada da tekrar görebildiğimiz dallarını göstermeye çalışalım arkadaşlar. Ee, bakın nervus dorsalis dalını görüyorsunuz. Bakın nervus dorsalis scapulae. Bakın hem bisklenk kası dilecek, hem de gidecek e, arkada rhomboid kasların ayrıca levator scapulae scapula'yı kaldıran kasında innervasyonu sağlayacak. Başka bakın C3 4 5'ten oluşan nervus frenik kustalı Şöyle bakın scalenius anteriorun üstünden gidecek. Böyle iki akciğer arasından geçip akciğerlerin ak, e, toraksla abdomen boşluğu yani karın boşluğu göğüs başlığını oluşturan ayıran diyafragmanın e, innervasyonunu sağlayacak. Sonra nerede kaldık? Fas kükül dallarında kalmıştık. Bakın fas kükül veya kort dalları da diyoruz. Bunlara bakın şunlar. Lateral, posterior ve medial. Yani bunlar arteri aksillerse göre konumlanmıştı. Hatırlarsanız öyle demiştik. Bakın lateralden pectoralis lateralis. Medialden de pectoralis medialis çıktı. Bunlar gördüğünüz üzere bir dalla birleşiyorlar. Şöyle lateral ve medial kordu da birleştiriyorlar. Pektoral lateral ve pektoral medial e, sinirler çıktı. Bunlar da pektoral kasların sinirleri. Bakın şurada göğüste büyük pektoral ve küçük pektoral kas var görüyorsunuz. Bakın ona giden küçük pektoral kası delip büyük pektoral'a giden pectoralis medialis ve pectoralis lateralis sinirleri var. Bu pektoral kasların innervasyonunu sağlıyor. Bakın iki kordu da birleştiren bakın şeyden çıkıyor. Bir e, A'dan çıkıyor pektoral lateralis ve pektoralis medialis sinirleri. Az kaldı. Sonra bakın lateral kordon şöyle geliyorlar. Artık terminal yani sonlanma dalları var. Bakın 1, 2, 3, 4 ve 5 tane sonlanma dalı var. Bakın ee, lateral fasküllün, lateral kordun e, sonlanma dalı. Bakın nervus muscula cutaneus. C5 6 7'den dal almış. Hatırlarsanız nervus muscula cutaneus da e, bakın ö, kol ön tarafındaki kaslarda saymıştım. Bakın geliyor şurada korokobrakiyal kası delip kolun ön tarafındaki 3 kas işte korokobrakiyal Biseps ses braki ve brakiyel kastan inler bastonu alacaklar ve kolun şuradan e, yan tarafından e, ön kolun yan tarafından yani kuteneus antebraki lateralisten nervus kutenous antebraki lateralis ismini alarak duyu alacak. Koroko şey e, muskula kuten dalı. Zaten muskulo demek kas kuten de deri. Hem kas hem de deri duysun olan bir sinir. Başka bakın lateral korttan da medial korttan da birer dal gelmiş. Nervus medianus oluşturmuş. C5, 6, 7, 8, T1 yani bütün plexus brachialis oluşturan köklerin hepsinden e, kat kalmış. Nervus medianus da e, bakın şöyle şöyle gördüğünüz gibi medyan da ortadan gidecek. Bakın şöyle medyanın ortadan gidecek. Ön kol ön tarafındaki kasların innervasyonunu 8 tane kas olacak burada. 6,5 tanesinin kasının innervasyonu sağlayacak. Ve gelip eldeki kasların bir kısmının innervasyonu sağlayacak. Elde şöyle duyu alacak. Nervus medianus. Şöyle 3,5 parmaktan duyu alacak. Ön tarafta palmar bölgede avuç içinde. Bir de bakın. posterior kort dediğimiz bakın arka korttan dediğimiz onda da şeyler nervus axillaris ve nervus radialis. Nervus axillaris ve radialis'i gördük. Bakın aksiller sinir ve radial sinir şöyle uzanıyor. Aksiller sinir, deltoid kas ve ee, teres minör kastanın inervasyonu sağlıyordu. Radyal kasta bütün kol ve ön kol arkadaki bütün kasların innervasyonunu sağlıyor. Tabi geniş bir yerden duyu da alıyor. Bunlar göreceğiz. Birazdan duyu şeylerini de göreceğiz. Nerelerden duyu alıyorlar. Başka bakın bir de son olarak medial korttan çıkan bir dal. Nervus ulnaris C7-8 T1 kökenli bu spinal sinirlerden köken alan nervus medialis ulnaris nervus ulnaris de hatırlarsanız bakın şuradan geçecek kolun medialinden şey kolun iç tarafından geçecek epikondilis medialis'in arkasından geçecek hatta koşarken bir şey çarparsa şuraya avuç içimiz böyle sızlayacaktı ağlayacaktı nervus ulnaris burada sıkışabiliyordu eee epikondilis medialis'in hemen arkasından ee, deriye yakın olduğu için sıkışabiliyordu, tuzaklanabiliyordu. Sonra o da gelecek. Bakın ön kola geliyor. Ön kolda ön kolunun tarafında 8 tane kas vardı. 6,5 tanesinin siniri nervus medianus'tu. Bu da 1,5 tanesinin nervasyonunu sağlayacak. Artı şu 3,5 parmağın e, siniri nervus medianusken şu 1,5 parmağın önün ve arkasının siniri de nervus ulnaris tarafından duyusu alınacak. Ve tabii ki avuç içinden de bazı kasların inervasyonu sağlayacak nervus ulnaris. Bakın terminal dalları da sonlanma dalları da bunlardı. Onları tekrar göstereyim. Bakın arter aksillaris ona göre fasiküller lateral fasikül, medial fasikül bir de arkasında posterior fasikül olacak. Onların da terminal dalları onları da göstereyim. Bakın muskulokuten dalı, muskulokuteneus gördüğünüz üzere korokobrakes delip kolun ön tarafındaki 3 tane kası innerve edip gelip bakın kuteneus antebrake lateralis dalıyla ön kolun lateralinden e, deri duysu alacak. Başka bakın fasikülüs medialis ve lateralis birer kortla birleşip bakın şöyle nervus medianus oluşturacak. Nervus medianus da bakın şöyle gelecek. Ön kol ön taraftan hareket edecek. Bakın ön koldaki ön kolun tarafındaki 8 tane kasın inervasyon 8 tane kas vardı. 6.5'un inervasyonunu sağlayacak. Bakın şurada da karpal tünele girecek. Burada sıkışırsa karpal tünel sendromu oluyor demiştik. 3.5 parmağın duysun olacak. Şurada bakın kükülüs lateralisten çıkan nervus ulnaris Nervus ulnaris bakın epikondis medialisin arkasından geçecek. Ee, burada sıkışabilir. Ee, kubital tünel sendromu deniyor burada sıkışırsa. Ee, veya bir şey cisim çarptığında şöyle avuç içimizde ağrı oluşacak. Özellikle şu bir buçuk parmakta. Ön kolun ön tarafındaki bir buçuk kasın nervasyonu sağlayacak ve şuradan bir buçuk parmağında duysunu alacak nervus ulnaris. Bakın bunlar da duyular. Nerelerden? Kimler tarafından duyu alınıyor? Bakın şuradan duyu yani omuzun duyusunu nervus axillaris'in bir dalı kutaneus brachialis superior omuzun e, omuzdan yani kolun üst tarafından brachialis superior deri dalık tarafından duyu alınacak. Bu da nervus axillaris. Demek ki nervus axillaris hasarlanırsa bir dertoid deltoid kas, teresminör teres minor kasları zayıflayacak. Bir de buradan duyu alınamayacak. Bakın şuradan duyu alan nervus radialis'in hemen kolun alt tarafından dalları buradan duyu alacak ve kolun arka tarafından, ön kolun arka tarafından da burayla beraber bakın ve şu 3,5 parmaktan da şöyle nervus radialis'in dalları duyulacak. Ön kolun ön tarafından da bakın lateralinden muskula kuteneus'un kuteneus, kuteneus antebraki lateralis dalı duyu alacaktı. Şuradan da yine fas şeyden çıkan e, brachial plexus'tan çıkan kuteneus dallar var. Kuteneus cutaneous kuteneus antemedialis. Onlar da buralardan duy alacaklar. O dalları da göstereyim size. Bakın kutaneus brachymedialis, kutaneus antebrachymedialis. Kolda da bak şuralarda. Bakın kutaneus antebrachymedialis ve kutaneus brachymedialis. Şu dallar gördüğünüz üzere. Onlar da kolun medyalinden, ön kolun medialinden duyu alacaklar. Avuç içinin duyusunda demin söylediğim gibi 3,5 parmağın duyusunu nervus medianus, 1,5 parmağın duyusunu nervus ulnaris alacak. Maviyle gösterilmiş, sarı ile nervus medianus gösterilmiş. Arkadaki 3,5 parmağında kırmızıyla gösterilen nervus radialis duyusunu alacak. Lexus PRK'li'ste kabaca böyleydi arkadaşlar.